Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Türk Okçuluğu isimli eseri tanıtacağız. Okçular Vakfı tarafından yayınlanan eser, Birleşik Amerikalı fizikçi Paul Ernest Klopstegin kaleminden çıkmış. İlk baskısı 1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Türk Okçuluğu, alanında referans bir eser olma özelliğini taşıyor. Türk okçuluğu üzerine yapılan çalışmaların sık sık atıfta bulunduğu eser, Türkçe'ye yazımından uzun yıllar sonra Okçular Vakfı tarafından kazandırılmış. Vakıf Başkanı Ali Haydar Yıldız, eserin çeviri sürecini şu cümlelerle aktarıyor. Okçuluk, Türk-İslam kültür dairesinde ciddi, tarihi ve sosyolojik dinamikleri olan bir konudur. Bu konuya gerekli önemin atfedilmesi, geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmamıza ve bu cihette önce kendimizi, daha sonra da etrafımızı daha iyi anlamamıza olanak sağlayacaktır. Okçular Vakfı'nda mazimizde saklı kalmış bu hazine ihya edilmektedir. Bu bakımdan yurt dışında yapılan çalışmalar da vakfımız tarafından dikkatle takip edilmektedir. Yay yapımı ile ilgili çalışmalarda bir öncü niteliği taşıyan ve ilk baskısı 1934 yılında yapılmış Türk okçuluğunun Türkçe'ye çevrilmesi de bu ihyanın bir parçasıdır. Aynı zamanda bir mucit ve bilim adamı da olan Paul Ernest Klopstegg, uzun çalışmaların meyvesi olan eseriyle bu alanda taşları yerinden oynatmıştır. Klopstegg'in çalışmasının yayınlanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Türk okçuluğuna ilgi artmış, Türk tipi katışık yaylar gitgide yaygınlaşmıştır. Manchester Müzesi Okçuluk Bölümü yetkilisi Wendy Hodkinson dönüşümü şu cümlelerle açıklıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Paul Klopstegg'den askeri alanda çalışmalar yapması istendi. Atılan cisimlerin hızını ölçmeye yarayan kronograf aletini geliştirmek bu alanda yaptığı çalışmalardan biridir. Otobiyografi notlarına göre bu çalışma, Klopstegg'in Türk yaylarının gizemini çözmeye duyduğu derin ilginin kaynağı olabilir. Onun çalışmaları sayesinde yay tasarımı sağlam bir mühendislik temeline oturtulmuş ve Türk tipi tasarım ülkede geleneksel İngiliz uzun yayının yerini almıştır. Yazarın Türk okçuluğuna ilgisi ölçümler ve fiziksel incelemelerle sınırlı kalmamış. Kitabın sayfalarını çevirdikçe Klopstegg'in gerektiğinde bu alanda Osmanlı döneminde yapılmış çalışmalara, hatta İslam dinine dair kaynaklara atıfta bulunduğunu hayret ederek göreceksiniz. Çizimlerle Türk usulü ok ve yay yapımını tüm detaylarıyla okuyucuya aktaran yazar, gerektiğinde tablolar ve fotoğraflarla da kitabı zenginleştirmiş. Birleşik Amerikalı fizikçi, Türk okçuluğuna tutkusunu kitabın ikinci baskısına eklediği şu cümlelerle belli ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde menzil okçuluğuna duyulan ilginin artmasında Türk okçuların atışı, boynuzun işlenmesi, tutkallanması ve Türk yayının imaliyle ilgili bilgilerin yanı sıra tendondan kas siniri yapımı gibi bilgileri içeren kitabımızın payı olduğuna inanıyoruz. Mesafe okçuluğunda Türk rekorlarına henüz yeni yeni yaklaşmaya başladık. Gerek okla yayın tasarımı ve imalatında, gerekse atış tekniklerinde daha alınacak çok yol var. Türk Okçuluğu kitabı, Türk kültür ve medeniyetinin önemli bir parçası olan ve günümüzde geleneksel sporlar çatısı altında icra edilen okçuluğa dair hem meraklılar hem de araştırmacılar için bir başucu kaynağı hüviyetinde. Sizlere Türk Okçuluğu isimli eseri tanıttık. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.